Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır devam eden Doğu Akdeniz geriliminde bugün birbiri ardına flash açıklamalar geldi. Özellikle de Yunanistan tarafından. Konuşan Miçotakis'ti. Dünya ajanslarının son dakika olarak geçtiği haberse Yunan Başbakanı'nın Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda müzakerelere hazırız mesajı oldu. Yani masayı gösterdi Atina ve zaten Türkiye'nin de başından beri istediği buydu. Doğu Akdeniz'de herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceğini her platformda anlattı Türkiye. Çözümün masa olduğunu iletmişti muhataplarına. Geldiğimiz noktada iki ülke diplomasi masasında kozlarını ortaya dökecek. Yani Doğu Akdeniz'de hava bir süre daha rüzgarlı. En azından istediğimiz yere taşınacak mesele, yani masaya. Tabii Türkiye'nin eli çok daha güçlü. Gerek uluslararası anlaşmalar, gerekse hukuk açısından uzmanların net bir görüşünü aktarayım bu noktada. Şayet bir uzlaşmaya varılabilirse bu Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunacağı bir anlaşma olur diyorlar. Ama şimdi zaman Atina'nın blöf yapıp yapmadığını izleme zamanı. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında manevra yapacak alanları kalmadı, Yunanistan masaya oturmak zorunda kaldı. Türkiye ehi krono koma. Bugüne kadar ya ön şart sunmuş ya da mazeret uydurmuştu. Sürekli masadan kaçmanın yollarını arayan Atina, macerayı kaldıramayacağını anlamış olacak ki açıklamalar peş peşe geldi. Başbakan Miçotakis, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel'le görüşmesinin ardından Ankara'ya seslendi. Türkiye ile deniz yetki alanı konusunda görüşmeye hazırız dedi. Bu noktaya elbette kolay gelinmedi. Kırmızı hatların ucundaki telefonlar sabaha kadar açıktı. Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile görüştü gece yarısı. İkili Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki son gelişmeleri ele aldı. Türkiye'nin eli şimdi daha da güçlü. Çünkü kabadayılıkla değil, içtihatlarla, yasalarla, kurallarla oynanacak oyun. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin temel hedeflerini Yunanistan'ın Katimerini gazetesine yazdı. Krizin çözülmesi için ön koşulsuz diplomasi vurgusu yaptı. Henüz masa müzakerelere açılmadı. Prova ve hazırlık aşamasında iki ülke. İlk pazarlık katılımcılar noktasında yürüyor. Ankara'nın bu konuda tavrı net. Türkiye sadece Yunanistan'ın bulunduğu bir masa istiyor.